Evet, şöyle. Bakın çikolata ne kadar güzel akışkan oldu. Çok lezzetli bir yalancı profiterol. Uğraşmaya gerek yok hamuruyla. Kedi diliyle de oluyor. Çok güzel bir görüntü. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhabalar, bugün de sizlerle yalancı profiterol yapalım. Yani kedi dilli profiterol yapacağız. Bunun için malzemelerimizi sayalım. Tabii ki bir paket kedi dilimiz var. Muhallebisi için 2 yumurta sarımız var. Biri dağıldı kırarken. 1 su bardağı unumuz var. Yarım su bardağı mısır nişastası. 1 su bardağı toz şeker. 4 su bardağı süt. 1 paket şekerli vanilinimiz var. Krem şanti kullanacağız. 2 paket krem şanti, 1 su bardağı soğuk sütümüz var. Çikolata sosumuz için de 1 paket çikolata sos ve 2 su bardağı sütümüz var yine. Şimdi biz önce muhallebisini yaparak başlayalım. Öncelikle yumurta sarısını alalım. Ben biraz sütü önceden koydum ama yumurta sarısını biraz çırpalım önceden. Devamını da koyarız biraz sonra. Şekerimizi koyalım. Nişasta. Unumuz. Şimdi sütümüzü ekleyelim yavaş yavaş hem karıştırıp. İyice karıştırarak sütü ekleyeceğiz. Sonra da ocağın altını açacağız. Kaynatmaya başlayacağız kıvam alıncaya kadar. Sürekli karıştıracağız kıvam alıncaya kadar. Karıştırarak pişireceğiz bunu. Biraz sonra kaynamaya başlar. Bayağı koyulaşmaya başladı. Biraz fokurdamaya başlasın. 1-2 dakika kaynatacağız. 1 dakika bile yeter kaynadıktan sonra. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi ocağı kapatıyorum. Sıcağı çıkana kadar bir karıştırıyorum. Şöyle. Sonra vanilyamızı ekliyoruz. Bir paket vanilyamızı ekledik. Bununla da iyice bir karıştıralım. Tamam. Şimdi 1-2 dakika böyle karıştırarak soğutup sonra üzerine streç geçireceğiz. Kabuk tutmasın üzeri diye soğumaya bırakacağız. Biraz soğuttuktan sonra karıştırarak muhallebimizi streç filmle şöyle üzerine bastırarak kabuk bağlamasın diye kapatalım ve iyice soğumaya bırakalım. Tamam. Şimdi bu soğusun.
2 paket krem şantimi koydum. Buzdolabından şimdi bir su bardağı soğuttuğum sütümü getireceğim. Onunla beraber bunu çırpalım. Sütümüzü de koyduk. Şimdi mikserimizle bunu çırpacağız. Tamam, krem şantimiz hazır. Şimdi bunun ağzını kapatıp buzdolabına koyalım. Biz çikolata sosunu yapalım. 2 su bardağı sütümü koydum. Üzerine de 1 paket çikolata sosumu ekliyorum. Şu anda altı kısık. İyice bir karıştırayım. Sonra altını açacağım. Şöyle karıştıralım. Şimdi altını açıyoruz ocağımızın. Çikolata sosumuzu pişiriyoruz güzelce. Sonra da bunu soğumaya bırakalım. Kedi dillerini 4 eşit parçaya bölelim. Önce ortadan, sonra da her iki parçayı ikiye bölelim. Böyle. 12 tane kedi dili yetecek bize. Yani bir büyük paketten 2 paket çıkıyor, 12'şerli. Bir paketi yetiyor. Krem şantiyi katıyoruz buraya. Sonra da mikserle çırpacağız. Muhallebisini güzelce buzdolabında soğuttuk. Şimdi krem şanti de soğudu. Hepsini bir mikserden geçireceğiz. Ondan sonra kedi dilleriyle karıştıracağız. Kedi dillerimizi katıyoruz güzelce içine. Sonra bununla karıştıracağız spatulayla. Şimdi buna karıştırıp tepsiye dökeceğim ben bunu. Borcamımıza döküyoruz. Siz istediğiniz boyutta bir borcam seçebilirsiniz. Kare ya da yuvarlak. Çok küçük olmasın. Orta boy bir borcam iyidir. Ben bunu güzelce yerleştireyim. Ondan sonra üstüne çikolata sosunu dökelim.
Şimdi çikolata sosunu da döküyoruz üzerine. Bu tarif ve miktarlarla tam bu kare borcama göre oluyor hepsi. Çok yerinde, kıvamında miktarlar. Biraz da buzdolabında bekleteceğiz bunu en az 3-4 saat yemeden evvela. Hatta bir gün önceden yapsanız çok daha güzel olur. Dolapta güzelce soğur, kıvamını korur. Evet, şimdi bunu da düzleyelim ve buzdolabına girsin. Üzerinin süslemesini sonra yapabilirsiniz. Ceviz konulabilir. Antep fıstığı konulabilir. Çeşitli meyveler birer dilim konulabilir. Siz kendinize göre süsleyebilirsiniz. Evet. Çok güzel oldu. Gerçekten çikolata sos 2 su bardağı sütle tam kıvamında. Çok yeterli, çok güzel oldu. Evet. Tamam. Şimdi dolaba koyuyorum. Soğuduktan sonra bir dilim serviste gösteririz.